Merhabalar, konumuza 9. bölüm dersiyle devam ediyoruz. Birinci sorumuzda arkadaşlar, bu faktöriyelli toplamın onlar basamağındaki rakam soruluyor. Şimdi onlar basamağındaki rakam demek, 100 ile bölümünden kalanı gör demektir. 100 ile bölümünden kalanı görürsek, onlar basamağındaki rakamı görebiliriz. Sadece birler basamağındaki rakamı sorduğu zaman 10 ile bölümünden kalanı görmek yeterli olur. Ama onlar basamağındakinin sorduğu zaman 100 ile bölümünden kalanı görmek lazım. Şimdi şu 10 faktöriyel ve sonrasındakiler zaten 100 ile tam olarak bölünür. Çünkü 10 faktöriyelde 2 tane 10 çarpanı vardır arkadaşlar. 10 faktöriyel içerisinde bakın 2 tane 5 çarpanı var. 2 tane 5 çarpanı olduğuna göre fazla fazla 2 zaten vardır. Yani sonuç olarak 10 faktöriyel tabii ki 100'e tam olarak bölünür kalan vermez. Bundan sonra gelenler de 100'e tam olarak bölünür kalan vermez. Kalan şu öncekilerin toplamından gelecek. 100'e bölümünden kalanı şu öncekilerin toplamından görebilirim. Şu 6 faktöriyel 720'dir. 8 faktöriyel 8 çarpı 7 çarpı 6'ın. Şu 6 faktör 7'nin 720 biliyoruz zaten. Şu da 56. 56 çarpı 720. Bakın beni ilgilendiren sadece şu onlar basamağından gelecek olan. Yani bir kere bu çarpımın sonu sıfırla bitecek. 2 kere 6 12. Demek ki buraya da 2 gelecek arkadaşlar. Yani diğer çarpımın sonucu ilgilenmiyorum. Beni şurası ilgilendiriyor. Şöyle şu son iki basamak görüldüğü gibi 20 oluyor. Zaten sonu sıfırla bitiyor. 2 kere 6 12 12'nin ikisi. Buraya da 2 geliyor arkadaşlar. Topladığımız zaman 40 yapıyor. Yani son iki basamak 40 oldu. Onlar basamağı da 4 bakın. Sorunun cevabı C şıkkı. İkinci sorumuzda x, y, z birer pozitif tam sayı olmak üzere bu eşitliği sağlayacak şekildeki x artı y toplamı en çok diye sorulmuş. Şimdi ilk işimiz önce burayı bir çarpanlar şeklinde dönüştürmek olması gerekir. Şu 55 faktoriyel 55 çarpı 54 faktoriyeldir. Artı 54 faktoriyel. 55 tane 54 faktoriyel. Bir tane 54 faktoriyel daha 56 tane 54 faktoriyel yaptım. Şu 56'nın da asal çarpanlarını görmeliyiz arkadaşlar. 56, 7 çarpı 8'dir. 8 de 2'nin küpü. Çarpı 54 faktöriyel. Eşittir. Şu 16, 2 üzeri 4'tür. Kuvvetinde x var. Çarpı 21 üzeri y çarpı z. Önce buradan başlayalım. Ben şu x'in alabileceği en büyük değeri görmek için iki çarpanlarını araştırmalıyım. Şimdi şu 2 üzeri 3'ten 3 tane 2 çarpanı geliyor zaten. 3 tane 2 çarpanı 2 üzeri 3'ten geldi. Bir de 54 faktöriyelden gelen 2 çarpanları var. 54 faktöriyeldeki 2 çarpanlarını görmek için de sürekli olarak bölerdik arkadaşlar. 54'ü 2'ye böldüm 27. 2'ye böldüm 13. Kalanlarla işimiz yok. 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 3. 2'ye böldük 1. 1, 4, 10, 23, 20 daha 50 yaptı. 50 tane 2 çarpanı varmış. Faktöriyelden de 50 tane 2 çarpanı geldi. Böylece 53 tane 2 çarpanı yaptım. 53 tane 2 çarpanın. O halde şu 2'nin kuvveti yani 4x en çok 53 olabilirmiş. 4x en çok 53 olabiliyor. Buradan da x'in alabileceği en büyük değer x'e en fazla ne verebiliriz arkadaşlar? 13 verebiliriz. Bakın 13 verdiğimiz zaman 52 yapıyor. 14 versem geçiyor çünkü. X'e en fazla 13 verebilirim. X maksimum 13 oldu. Şimdi Y'yi konuşalım. Yani 21 çarpandan araştıracağım. Eşittiğim bu tarafında kaç tane 21 çarpanı varsa Y en çok odur diyeceğim. Ama 21 asal bir sayı değil. 21'i asal sayıların çarpımı olarak yazacağım. Ve diyeceğiz ki zaten küçüğünden çoktur büyüğüne bakalım. Yani ne kadar 7 çarpanı varsa o kadar 21 çarpanı oluşur. Y de en çok odur. 7'leri araştıracağız. Bakın şurada bir tane 7 var. Bir tane 7 kenardan geldi. Bir de faktöriyelden gelen 7'ler olacak. Faktöriyelden gelen 7'leri görmek için de 54'ü sürekli olarak 7'ye bölmek gerekir. 7 kere var. 7 yine 7'ye bölünür. 8 tane yaptı. 8 tane de faktöriyelden geldi. Böylece 9 tane 7 oldu. 9 tane 7 çarpanın. Demek ki y'nin alabileceği maksimum değer de 9 olacak. x maksimum 13 olabilmişti. Artı y de maksimum 9 olabildi. Böylece sorumuzun cevabı 22 yapar. Üçüncü sorumuzdayız. bize bu ifadenin kaç basamaklı olduğu soruluyor arkadaşlar. Biz bunun sondaki sıfırları görmeliyiz öncelikli olarak. Sondaki sıfırları gördükten sonra zaten sondan epeyce bir basamağı sıfır olacaktır. Geri kalan çarpanları da çarparız ve kaç basamaklı olduğunu görürüz. Sondaki sıfırları görmek için de sondaki sıfırlar 10 çarpanlarından oluşurdu. 10 çarpanları da 5 çarpı 2'lerden oluşur her 5 çarpı 2 çifti 10 yapacaktır. O zaman bizim işimiz 5'leri ve 2'leri görmek öncelikli olarak. Şu 18 9 çarpı 2'dir. Şu 25 5'in karesi 32 2 üzeri 6'dır. 75 25 çarpı 3 25 5'in karesi 25 çarpı 3 75 yapıyor. Bu 100 zaten yüz bunu bozmayalım. Sondaki 2 sıfır olarak gelir bu. Şu 24 de 3 çarpı 8'dir. 3 çarpı 8, 8 2'nin küpü. Şimdi ikilere bakalım öncelikli olarak. 2 üzeri 3, 2 üzeri 6, 2 üzeri 1. Şu 2'nin kuvvetleri toplanır. 3, 9, 10. 2 üzeri 10 yaptı. 5'lere bakalım. 5'ler kaç tane oldu? Şuradan 5'in karesi gelmiş. Buradan da 5'in karesi gelmiş. 5 üzeri 4 yapmış o da. Çarpı. 5 ve 2'nin dışındaki çarpanları görelim arkadaşlar. Buradan bir 9 geliyor. Buradan bir 3 geliyor. Buradan bir 3 geliyor. Bunları da çarpalım. 3 kere 3 9. Bu 9 da çarpınca 81 oluyor. Bir de 100 var. O yüzden dokunmadık zaten. Şimdi şuradan kaç tane 5 çarpı 2 çifti oluşur diyeceğim. 5 çarpı 2 çifti az olan kadar yani 4 tane oluşur. Her 5 çarpı 2 çifti 10 yapıyor. Az olan kadar 5 çarpı 2 çifti oluşacaktır. 5'ler Beşler tükendi. 5'lerin hepsini kullandık. Ama 2'lerin 4 tanesini kullandık. 6 tanesi arttı. Bir de çarpı 81'imiz var. Bir de çarpı 100'ümüz var. Bakın bu 10 üzeri 4 yapıyor arkadaşlar. 2 üzeri 6 64'tür. Çarpı 81. Bu da zaten 10 üzeri 2. Şimdi biz şu 64 ile 81'i çarpmalıyız. 64 ile 81'i çarpınca 5184 yapıyor. Şu 10 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 2 yani 10 üzeri 6 çarpımız var bir de. Şu 5184'ü 10 üzeri 6 ile çarpmak demek bunun sonuna 6 tane sıfır atmak demektir. 4 basamak buradan, 6 basamak buradan, 10 basamakta bir sayı elde edilmiş olur. Dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Bu işlem yapılırsa sayının sondan kaç basamağı sıfır olur denmiş. Sondaki sıfırlar 10 çarpanlarından gelirdi. 10 çarpanları da 5 çarpı 2'lerden oluşurdu hem 5 olmalı hem de 2 olmalı ki 5 çarpı 2 10 yapsın. Ben buraya bakıyorum ve 5 çarpanı göremiyorum. Burada 5 çarpanı yok. Burada 5 çarpanı olmadığı için bu sayının sonu sıfırla bitmez. Yani sondan sıfır basamağı sıfırdır. Beşinci sorumuzda da yine verilen bu ifadenin işlemi yapılınca sondan kaç basamağı sıfır olur denmiş. Beni ilgilendiren sadece sondaki sıfırlar. Sondaki sıfırlar 10 çarpanlarından gelirdi. 10 çarpanları 5 çarpı 2'lerden oluşurdu. Yani ben burada sadece 5 çarpı 2'lerle ilgileneceğim. Diğer çarpanlarla işim olmayacak. Şu 15 5 çarpı 3'tür. Bizim 3 ile işimiz yok. Buradan 5'i çekiyoruz. Bu 8 2'nin küpüdür. Yine buradan 5'i alıyorum arkadaşlar. 4'ü de alacağım. 4 2'nin karesi çünkü. Şu 24 çarpı 5'tir. 4'ü de alacağım. 5'i de alacağım. Şu 12 3 çarpı 4'tür. Benim 3 ile işim yok. 4'ü alacağım. 4 2'nin karesi. 13 ile zaten işim yok. Bir de üzerinde 3. kuvvet var. Şimdi kaç tane 5 çarpanı oldu? 1, 2, 3. 2'lere bakalım. 2'ler kaç tane olmuş? 3, 5, 7, 9. Bir de üzerinde 3. kuvvet var. Kuvvetler çarpım durumundadır. 5 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 27. Şimdi kaç tane 5 çarpı 2 çifti oluşur? Az olan kadar yani 9 tane. Böylece sondan 9 basamak 0 olurmuş. Altıncı sorumuzda arkadaşlar x ve y sayma sayılarmış. Sayma sayılar birden başlar. Verilen bu ifadeyi sağlayacak şekilde kaç farklı x virgül y ikilisi vardır denmiş. İfademiz 4x artı 3y eşittir 218 ifadesi. Bu tarz sorularda kurallı bir gidiş olur arkadaşlar. Yani deneyerek bir kural oluşturacağız. Sayma sayılar birden başlar. x'e 1 vererek başlayabiliriz. x'e 1 verdiğimiz zaman 4 yapıyor. 4'ü bu tarafa atınca 214 olur. 214 3'e tam olarak bölünür mü diye bakacağız. İsterseniz buradan vermek daha kolay gelebilir arkadaşlar. Hani 4'e tam olarak bölünür mü diye düşünmek daha kolayımıza gelebilir. Hadi buradan başlayalım. Sayma sayıları 1'den başlar. O zaman y'ye 1 vererek başlayalım. Burası 3 yaptı. 3'ü bu tarafa atınca 215 yapar. 215 4'e bölünmez. 1 olmadı. O zaman 2'ye bakalım. 2 verince 6 yapar. 6'yı bu tarafa atınca 212 yapıyor bakın. 212 tabii ki 4'e tam olarak bölünür. O zaman x'e ne vermek lazım? 212'yi 4'e bölersek 21'de 4 5 kere 12'de 3 kere. Evet 53 yapıyor arkadaşlar. Y'ye 2 verince x 53 oldu. Şimdi bir tane daha bulduğumuz zaman kurallı bir gidişi yakalamış oluruz zaten. O halde sırasıyla denemeye devam edelim. İkinci, ikinci defa sağladığını görünce artık kurallı bir şekilde yazabiliriz. 3'ü deneyelim. 1 olmadı, 2 oldu. Şimdi 3'ü deniyorum. 3 kere 3, 9. 218'den 9 çıktı, 209. Tabii ki bölünmez 4'e. 4'ü verelim şimdi. 3 kere 4, 12. 12'yi atarsak bu tarafa 218'den 12 çıkınca 206. 206 4'e bölünmez. 5'i verirsek 3 kere 5 15 çıkarınca 203 tabii ki bölünmez. Şimdi 6'yı verelim. 3 kere 6 18. 18 atınca bu tarafa 200 kalır. Evet 200 tabii ki 4'e bölünür. 200'ü dörde bölersek 50 yapar. Artık bundan sonrasında kurallı bir gidiş olacaktır. Şöyle ki 2 oldu, 6 oldu. Yani kaç artmış? 4 artmış. 4 fazlası oluyor. O zaman yine 4 fazlası olacaktır. Yani burası 10 olacaktır. X de 53 olmuş, 50 olmuş. 3 azalarak gidiyor yani. Bu 4 artarak gidiyor. Y değerleri 4 artarak gidiyor. X değerleri de 3 azalarak gidiyor. O halde şöyle yazalım arkadaşlar. 53'e 2 oluyor. 50'ye 6 oluyor. Bunu 4 artırarak bunu da 3 azaltarak gideceğim. 4 artırırsam bakın 10. 4 artırdık 14. Sonra 18. Sonra 22. Bu da benzer şekilde 3 azalarak gidecek arkadaşlar. 3 azaltırsak 47. Sonra bunun karşılığı 3 azalttım 44. 3 azalttım 41. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Nereye kadar devam ediyor? Tek tek yazma zahmetine girmek istemezseniz 53'ten kaç tane 3 azaltabilirim diye bakabilirsiniz. 3 3 azaldığı için sayma sayısı olacak. Negatife düşmeyecek yani. 53'ten kaç tane 3 azaltabilirim? 53'ten 16 desek 48 yapıyor. 17 desek 51 yapar. Evet. 17 tane 3 azaltabiliriz. Şu 53'ten 17 tane 3 azalttığımız zaman negatife düşmüyor. Ama daha fazlasını azaltamayız. 18 tane 3 azalsak negatife düşer çünkü. Bir de 53'ün kendisi var. Bir de 17 tane azaltma yaptık. 18 oluyor cevap o zaman. Ama ben bu şekilde düşünmek istemiyorum derseniz de tek tek yazabilirsiniz. 41, 3 azalttık. 38, 3 azalttık 35, 32, 29, 26, 23. Böyle devam ediyor arkadaşlar. 23, 20, 17, 14, 11, 8, 5, 3 daha azalttık 2. Bakın kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-18. Cevap 18 yaptı. Bir kez daha özet geçiyorum. Dedim ki sırasıyla deneyerek gidelim. 1 verdik olmadı. 2 verdik oldu. Y 2 verince 6 yaptı. 6'yı bu tarafa atarsak 212. 212'yi sağlaması için x'e 53 kalıyor. 3'ü denedik olmadı. Çünkü 9'u bu tarafa atınca geri kalan sayı 4'e bölünmedi. 4 olmadı, 5 olmadı, 6 oldu. Sonra dedim ki zaten bunu görünce artı kurallı bir gidiş olacaktır. 2'den 6'ya 4 arttı. Hep 4 artarak gidecektir. Bu da 53'ten 50'ye 3 azaldı. Hep 3 azala azala gidecektir. Birisine bakmak yeterli zaten. 3 azalarak gidecekti. 53, 50, 47, 44 şeklinde böyle devam ettiğimiz zaman negatife düşmeyeceği için sayma sayı istediği için 18 tane sayı yazılabiliyor. Tek tek yazma zahmetine girmek istemezseniz de 53'ten kaç tane 3 azaltabilirim diye bakmanız lazım. 53'ten 17 tane 3 azaltabiliriz. 18 tane 3 azaltırsak negatife düşer çünkü. 17 kere azaltma yapacağız. Bir de kendisi var 18. Demek ki 18 tane ikili yazılabilirmiş. 7. sorumuzdayız arkadaşlar. Bir önceki sorumuzun tarzında bir soru. Bu ifadeyi sağlayacak şekildeki M yerine gelebilecek olan sayıların toplamını soruyor. Burada m ve n birer doğal sayıymış. 5m artı 4n eşittir 216 olacak. Kuralda bir giriş olur demiştik arkadaşlar. Şimdi şu mleri görmeye çalışalım. Şimdi doğal sayı dediği için m'ye en az 0 verebiliriz. 0'dan başlayacağız denemeyi. M'ye 0 verirsem şu 4n 216 olur mu? olur tabii ki. 216 4'e bölünüyor çünkü. O zaman ne olur peki? 216'yı 4'e bölelim. 4 kere 5 20 16 da 4. Evet böyle oluyor arkadaşlar. 0'a 54 sağlıyor yani. Bir tane daha sayı gördüğümüz zaman kurallı bir gidiş olacaktır zaten. Şimdi 1 verelim. 1 kere 5 5. 5'e atarsak bu tarafa 211 4'e bölünmez. 2 verelim. 10 yapar. 10 attık bu tarafa. 206 yapar 206 da 4'e bölünmez 3'ü deneyelim 15 yapıyor 201 kalıyor 201 4'e bölünmez şimdi 4'ü deneyelim 4 verince 4 kere 5 20 20 atalım bu tarafa 196 evet 196 4'e bölünür 196'yı 4'e bölünce 49 yapar yani M4'ken N'ye 49 kalıyor Artık şu kuralda gidişi görmüş olduk arkadaşlar. Bakın m 4 artarak gidecek sıfırdan 4'e çıkmış çünkü. de 5 azalarak devam edecek. 54'ten 49'a 5 azalmış. Şöyle yazarsak m n diye. m 0 n 54 olmuştu. m 4 olunca n 49 oldu. Bu kuralda gidiş devam edecektir. m 8 olunca bu 5 daha azalacak. 44 olacak. Bu 12 olunca bu 5 daha azalacak. 39 olacak. Sonra yine bu 4 artacak. 16. Bu 5 azalacak. 34 olacak. Biraz önce yaptığımız gibi tek tek yazarak da bulabiliriz ama biraz uzun gidiyor. O halde şuradan düşünmek daha kolay olacaktır. Bu 54, 5, 5 azala azala gidiyor bu 54'ü kaç tane 5 azaltabiliriz? Negatife düşmeyecek şekilde. 5 kere 9, 45. 5 kere 10, 50. 10 tane 5 azaltabiliriz. 11 tane 5 azalsak negatife düşüyor. Şu 54'ü 10 tane 5 azaltabildiğimize göre şu 0'ı da bu 0'ı da bu 4, 4 artıyor. 10 tane 4 artırabiliriz demektir. O halde şu m en son 40 ile bitecektir. Bu m en son 40 ile biter. Neyi de söyleyelim? Neye de en son 54'ten 50 çıkar, 4 ile biter. Gerçekten sağladığını da görelim isterseniz. M'ye 40 verirsek, n'ye de 4 verirsek, bakın sağlanıyor. Şu 200 yapıyor. 200, 16 daha, evet, 216 yapar. Şimdi şu m'nin alacağı değerler toplamını sormuştu bana. 0 zaten toplamada etkisizdir. Yani 4'ten 40'a kadar olan sayıları toplayacağız. 4'er 4'er artıyor tabi. Terim sayısı çarpı ortancadan hesaplayabiliriz. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 idi. Çarpı ortanca da son terim artı ilk terim bölü 2'dir. Burası 36'yı 4'e böldük. 9 bir daha 10. Çarpı. Burası da 44 bölü 2 yani 22. Böylece 220 yapar. Doğru cevap C şıkkıdır.